E yavaş yavaş gelelim gerçek AYT konularına diyelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Değerli arkadaşım 5 soruda AYT serisinde bugün yepyeni bir konuda, konudan, sorular çözeceğiz. Logaritma ile ilgili. Neden AYT'nin gerçek konuları dedi? Çünkü artık... Bu 5 soruda serilerinden logaritmadan itibaren işleyeceğimiz, çözeceğimiz AYT konuları yüksek ihtimal soru sayısı olarak da fazla olarak AYT sınavında karşına gelecek. Önemli kısımlar, önemli kısımlardan 2022 AYT sınavında, matematik sınavında aday sorular çözeceğiz. Eğer hazırsan kağıdın kalemin kap gel, haydi gelin başlayalım hop geldim bile hemen 5 soru ayeti serimizin Eserimizin ilk sorusu logaritma sorumuzla başlıyoruz ama söylemeye gerek yok soruları önce sen bakıyorsun sonra benimle kontrolünü yapıyorsun. Haydi gel bakalım. X sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere. iki tane öncülü verilmiş. 128 bölü X oranının bir tam sayı olduğu bir de logaritma 3 tabanında 64 bölü logaritma 3 tabanında X oranının bir tam sayı olmadığı veriliyor. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Diye. Şimdi iki tane ihtimalimizin de gerçekleşmesi gerekiyor. Önce bizden istenen 128 bölü x'in 1 tam sayı olmasını istiyorsun. Eğer sen bu ifadeni değerli arkadaşım x sayısı da birden büyük bir tam sayı olmak üzere de belirtmiş. Eğer sen bunun sonucunun tam sayı olmasını istiyorsan 128'in bölenleri olmalıdır bu x. O zaman 128'in bölenleri nelerdir diye düşünüyorum ama bir yandan şu dikkatimi çekti. E 128 bizim 2 üzeri 7 demek değil midir? O zaman şuradan başlarım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 5 2 üzeri 6 2 üzeri 7 bunların her biri benim 128'in bir bölenidir. Yani x'e verebileceğim bir tam sayıdır. Ve birbirlerine böldüğümüzde sonuç tam sayı çıkıyor. Ancak adam bana şunu demiş. X sayısı birden büyük bir tam sayı olsun. O zaman ben şunu veremem. 2 üzeri 0'ın sonucu 1'dir. O zaman 2 üzeri 0'ı veremeyeceğim. O zaman x'e verebileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı var şu an elimde. Aynı zamanda bu tam sayıları alıp getirip buradaki oranda yerine yerleştirdiğimizde sonuç içe sonuç ise bir tam sayı olmasın demiş. Yani şunu demek istiyor. Logaritma 3 tabanında 64 bölü logaritma 3 tabanında x ifadesinin bir tam sayının elemanı olmasın demek istiyor. Şimdi hocam böyle bir tarz soruda nasıl bakmam gerekir? Gel onu düşünelim. Şimdi ben logaritmada şöyle bir özellik hatırlıyorum. Logaritma A tabanında B'yi istediğin herhangi bir tabana çevirebiliyordu. Mesela C tabanına çevireceksin. O zaman logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A şeklinde yazman gerekir. Aynı şekilde bu şekilde açılmış halde verilen bir ifadeyi de kapatabilmelisin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu arada birazcık gribim o yüzden biraz tıkanıyorum. Kusura bakma. Hemen geldim buraya değerli arkadaşım. Logaritma 3 tabanında 64 bölü demiş. Logaritma 3 tabanında x. Her ikisi de logaritmamız kaç tabanına yazılmış? 3 tabanına yazılmış. O zaman ben bu ifadeyi kapatırsam bu ifade logaritma x tabanında 64. 3'leri kaldırdım o zaman x tabanında 64'e dönüşüyor. Hocam bu ifade de aslında logaritma x tabanında 64 ne demektir? 2 üzeri 6'dır. Eğer üstü ifadede logaritma da varsa üst baş geçerdi. O zaman bu ifade 6 çarpı logaritma x tabanında 2. Şimdi dur. Ben şunu biliyorum. Logaritma a tabanında a. Aynı olduğu zaman alt ve üst sonuç 1 oluyordu. O zaman ben bu x yerine yazacağım 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 çekmek sayıları tek tek denemem lazım. Hadi gel deneyelim. 6 çarpı logaritma x gördüğümüz yere önce şöyle yapalım istiyorsan. X gördüğümüz yere 2 üzeri 1 yazarsak tabanımız 2 üzeri 1 üstümüzde de 2 var. Bu 1 demektir zaten aynı olduğuna göre sonucumuz ne gelecektir? 6. 6 bir tam sayının elemanıdır. Ben tam sayı olmayanları araştırdığım için o zaman bu ifadeyi alamam. Devam ettiğimizde sıradaki ifade 2 üzeri 2. X gördüğümüz yere 2 üzeri 2 yazdığımızda 6 çarpı logaritma 2 üzeri 2 üzeri 2 vardı. E bunun kuvveti 1. E bunun kuvveti 2 olduğuna göre kuvvet başa geçer ama tabandaki kuvvet bölü olarak geçiyor. Sakın bunu unutma. İstiyorsan şuraya özelliği de yazalım. Logaritma a üzeri x b üzeri y şeklinde verdiğimiz zaman y bölü x çarpı logaritma a tabanında b şeklinde yazılır. O zaman bu ifade 6 çarpı 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 iki tabanın 2'den. Hocam Bak burası 1 gelir. 6'yı 2'ye böldüğümüzde de 3 gelir. 3 bir tam sayının elemanıdır. O halde 2 iki üzeri 2'yi de veremem. Mantığı anladığını düşünüyorum. O zaman devam edersem bu şekilde. X gördüğüm yere 2 üzeri kaç vereceğim şimdi? 2 üzeri 1 olmadı. 2 üzeri 2 olmadı. 2 üzeri 3 verdim de. O zaman şöyle bir şey oluyor. Hep burası 1 geliyor. 6 başında vardı kat sayısı zaten. Hani şurayı düşün. O zaman buranın kuvvetleri hep paydaya gelecek. Hangisinde bölünmüyorsa onu seçeceğim. O zaman 6 vardı. Buradaki 3 geldiğinde 6 3'ten yine ne olacaktır? 2 olacaktır ama bunu da alamam. Çünkü tam sayı yapar. O zaman 6 vardı. Şimdi bak kuvvet ne gelecek buradan? 4. 4'ü yazarsam 6 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. Yani bir tam sayı değildir. O zaman ben bu arkadaşı alabilirim. Yeşille gösterdim. E 6 bölü 5'ten 2 üzeri 5'i alabilirim aynı mantıkla. Bu arkadaşı aldım. Ama 2 üzeri 6 alamam. Neden? E 6 vardı. Bölü 6 olarak gelecek logaritmanın üst kısmına. Buradan 1 yapar ki bu bir tam sayı oluşturur. O zaman bir ifadeyi alamam. E 2 üzeri 7'yi de alırım. Nedenini sorarsan. E bizim 6'mız vardı bak logaritma. Buraya 2 üzeri 7 yazdığında 7 paydaya gelecektir. 6 bölü 7'ye dönüşür ki bu da bir tam sayı olmadığını gösterir. O zaman verebileceğim 1, 2, 3 tane x değeri var. İşte bu x değerlerin toplamı sorulmuş. 2 üzeri 4. 16, 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 7 de kaç eşittir arkadaşım? 128. E. Şöyle yapalım. 128 ile 32'yi topladığında 160, 160, 16 daha 176 ile doğru cevabımı Adana bulur. İşaretler. Hızlıca sıradaki sorumuza geçeriz. Güzel bir soru değerli arkadaşımla Geçmiş yıllarda benzeri karşımıza geldi. <laughs> Şimdi bir bakalım. Eren kullandığı bir hesap makinesinde n 40 ve 40'tan küçük olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma 3 tabanında n değerini hesaplıyor. <laughs> Pardon hastayız biraz kusura bakma. Ve her değerin tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Tamam. Eren ekranda görünen değer tam sayısı o sayı ekranda görünen değer tam sayısı o sayı ondalıklı sayısı o sayının tam kısmının bir kağıda yazdıktan sonra yazdığı bu sayıların toplamını buluyor. Yani ondalıklı sayılarda ise onun tam kısmını alıp kenara koyuyor. Eren'in bulduğu toplamın sonucu kaçtı? Şimdi Eren neye n sıfırdan küçük olmak üzere sayı değerleri koymaya çalışıyor. Bak bir daha bakalım nasıl sayı değerleri pozitif tam sayılar. O zaman n'ye kaçtan başlayacak? Birden. N'ye koyuyor logaritma 3 tabanında n'ye. Şuraya da yazalım. Logaritma 3 tabanında n. Hadi gel. N'ye gördüğün yere 1 yazarsan logaritma 3 tabanında 1 olur ki bunun sonucu neye eşittir? 0 eşittir. N'ye gördüğün yere 2 yazarsan logaritma 3 tabanında 2 olur. Bunun sonucu birazdan söyleyeceğim neye eşit olduğunu. Neye eşittir? 3 yazarsan bir tam sayı eşit değil. Onu biliyorum en azından. Logaritma 3 3 tabanına 3 ve 1 olur. O zaman değerli arkadaşım logaritma 3 tabanında 3'ün sonucu 1 ise 3 tabanının 2'nin sonucu 1'den küçük yani 0 küsur adlı bir sayıdır. E ondalıklı kısımların hangi kısmını alıyormuş? Ondalıklı sayısı o sayının tam kısmını alacak. O zaman şu kısmı çöpe gidecek bu kısımdan 0 gelecek. O zaman 1 2'den 0'a 0 gelir. Ne eşittir 3 için 1 gelecektir. Bir hayal et bakalım. Ne eşittir 4 yazarsam ne olur? Logaritma 3 tabanında 4. Bunun bir tam sayı gelmeyeceğini biliyorum. Ondalıklı bir sayı. Onun ondalık kısmını alacağım. Nereye kadar gider? Şimdi 3 tabanı. Tabanı 3'lükse e, ilk gelecek tam sayı 1 dedemin 3 tabanı 3'te. ilk gelecek bundan sonra 2. Ne zaman gelir biliyor musun? 3'lük tabanda. 3 üzeri yani 9'da gelecektir. Ne eşittir? Önce 8'i incelersem. Logaritma 3 tabanına 8. Bir ondalıklı sayı geleceğinin farkındayım. Ama ne eşittir? 9 yazarsam. Logaritma 3 tabanında 9. 3 üzeri 2 demektir. Kuvvet başa geçtiğinde logaritma 3 taban 3 1 olduğuna göre buradan 2 gelir. E bundan öncekilerde ne gelecek hocam dersen hep 1 nokta küsuratlı sayılar oldu. 1 nokta küsuratlı 1 nokta küsuratlı sayılar olduğuna göre bunların biz hangi kısımlarını alacağız? Tam kısımlarını alacağız. İstiyorsan durduralım bir. Hocam şimdi n sayısı için biz n'ye de... <laughs> eyvah eyvah çok kötü bir grip olduk hasta değiliz o malum hasta değil test yaptırdık sıkıntımız yok ama bir grip sıkıntımız var durmadan tıkanıyoruz artık yapacak bir şeyimiz yok devam 1 2 3 bak 1'den 2'ye kadar sonucu ne yaptı 0 yaptı bak 3'ten 8'e kadar hep 1 gelecek. 3'ten 8'e kadar 1 geliyor. Devam ediyorum. 8'den sonra bak neye gördüm yere 9 yazdığında 2'ler başlıyor. Peki hocam bu 2'ler nereye kadar gidecek onu düşünelim. Şimdi ne eşittir 9? Şimdi bir sonraki tam sayı 2 ise bir sonraki gelecek olan 3. 3 ne zaman gelir şuraya hayal et. 3'ün gelmesi için 3 üzeri 3 yani 27'ye kadar. O zaman sen neye eşittir 26'ya kadar gidersen logaritma 3 tabanında 3 3 tabanına 3 değil. 3 tabanına 26. Bu aslında 2 nokta küsuratlı bir sayı olacağını farkına varırsın. Ama neye gördüğün yere 27 yazarsan bu arkadaş logaritma 3 tabanına 27 3 üzeri 3 olduğuna göre buradan 3 gelir. Demek ki 26'ya kadar nokta 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 bunların nokta nokta diyelim. 26'ya kadar sonucumuz ne gelmiş olacaktır buradan? 3 gelmiş o Pardon yanlış söyledim. Ne gelmiş olacaktır? Buradan 2 gelmiş olacaktır. 27'den itibaren bir sonraki tam sayı 4. 4 olması için 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 81 diyorum. Ama senin gideceğin sayı 40'tır. O zaman ne eşittir? 40'a kadar. Logaritma 3 tabanında 40. Aslında bu 3 küsuratlı bir sayı. Bunun tam kısmı 3 alınacağına göre 27 ile 40 arasında bütün tarım sayılardan da 3 gelecek. O zaman şöyle yapalım. Buraya kadar 26'ya kadar 2 idi. 27'den de 40'a kadar ne geleceğinin farkındayım ben? 3 geleceğinin farkındayım. Hadi gel biz bu tam sayıların bulduğu sonucun toplamını istiyoruz. 3'ten 8'e kadar kaç tane sayı var? Hemen hesaplayalım. 8 eksi 3 bölü 1 artı 1'den hesapladığımızda 8'den 3 çıktı 5. 5'ten 5 ile 1'i topladım 6. Bunlardan hep sonuç 1 geldi. Artı 9'da 26 arasında kaç sayımız var? 26 eksi 9 bölü Birer birer attığı için 1'e böldüm. Artı 1 dedim. 26'dan 9 çıktığında Kaç kalır değerli arkadaşım? 17, 17, bir daha 18 tane sayı var. Çarp 2 dedim artı 27 ile 40 arasında acaba kaç sayı var? 40'tan 27'yi çıkarıp 1'e böldüm artı 1 ekledim. 40'tan 27 çıkardım. 13, 13'e 1 ekledim 14. 14 tane ne gelmesi gerekir? 3 gelmesi gerekir. 6 ile 1'i çarptım 6. 18 ile 2 çarptım 36. 14 ile 3'ü çarptım ne gelir buradan? 42, 42, 36 daha 78, 78 6 daha 84 ile. Doğru cevabı Deniz Lider. Bu soruyu da seninle beraber halletmiş oluruz. Yalnız güzel sorular çözüyoruz. Ki geçmiş yıllarda da şu sorunun benzeri geldi. Yine bu tarz bir benzer soru niye gelmesin diyebiliriz. Hemen bir sonraki soruma geçtim. Ki çok güzel bir soru. Hem logaritmik eşitsizlik kavramını hem de temel kavramlar bilgisinde hem de basit eşitsizlik kısmını iyi bilmen gerektiren bir soru. Hadi gel beraber inceleyelim. A ve B birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Logaritma A tabanında 3 sıfırdan sıfırdan logaritma 3 tabanında B'den küçük. Buna göre A B arasındaki eşitsizlik ilişkisiyle ilgili her zaman doğrudur diye sormuş. Bu tarz sorularda lütfen bölerek çöz. Bir buraya bakalım beraber bir de nereye bakalım biliyor musun? Bir de şu kısma bakalım. Hadi gel önce siyahlı kısmı yazalım. Logaritma A tabanında 3 küçüktür 0 ise. Şimdi değerli arkadaşım logaritmada ben şunu biliyorum. Şimdi ben logaritmik ifadenin sonucunun negatif çıkmasını istiyorsam bu A'ya bir kere kural gereği, logaritmanın tanımı gereği sıfırdan küçük sayı yazamam. Ancak ben şunu biliyorum. Eğer sen A gördüğün yere sıfırla bir arasında bir sayı yazarsan, sallayalım 1 bölü 3 yazarsan yani rasyonel basit bir kesir yazarsan, 1 bölü 3 yazarsan bu aslında 3 üzeri eksi 1 demektir. Bak kuvvet başa geçeceğinden dolayı eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 birbirini götürür. Buradan 1 gelir eksi 1 ifade sıfırdan küçük çıkar. Ha o zaman logaritmik bir ifadenin sonucunun sıfırdan küçük olmasını istiyorsan tabana yazılacak sayının mutlaka mutlaka olması gerekecektir? Sıfırla bir arasında olması gerekecektir. Bunu sakın unutma attım cebi. Hemen pembeli olan yere gelirsek. Pembeli olan yerde ...sıfır logaritma 3 tabanı b'den küçükse o zaman logaritma 3 tabanı b kimden büyük olmalıdır? Sıfırdan büyük olmalıdır. O zaman şöyle düşünelim. Değerli arkadaşım. Bak burada şunu yapabilirim. Ben bu B ye gördüğüm yere 3 yazarsam cevap ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. 1 sıfırdan büyük çıkabilir. O zaman şöyle hayal etmeni isterim. Bir dakika hemen şöyle bir düzenleme yapalım. Hani şu 3'ü eşitsizliğin logaritma A tabanında B eşittir C'de biz bunu üstel ifadeye nasıl çeviriyorduk? Taban karşıdakini sırtına alıyordu. Yani A üzeri C eşittir B mi diyordum? Aynısını burada yapacağım. Burada hangi ifade var? B. 3'ü karşıya attım. 3 üzeri 0 oldu. Aradaki eşitsizliğim ne? büyük. Sakın böyle yapılmaz değil mi? Eğer pozitifse yön değiştirmeye gerek kalmaz. Bunu yapma hakkına da sahipsindir. 3 üzeri 0'ın sonucu 1'dir. O zaman B'nin de kimden büyük olması gerekir? Birden büyük olması gerekir. Elimizde iki tane bilgi var. A 0 ile 1 arasında. B birden de büyük olmak zorunda. A sayısı 0 ile 1 arasındaysa basit bir kesirdir. Pozitif bir sayıdır. E B zaten birden büyük bir sayıdır. E birden büyük bir sayıya e, sıfırla bir arasında bir sayı eklersen kesinlikle birden büyük gelir. Bir her zaman doğrudur. B'den A çıkarsa. B birden büyük bir sayı. A ise sıfırla bir arasında bir sayı. Şimdi bunda her sıfırdan küçüktür demiş. Bir kere bileşik kesirden basit kesiri çıkardığınızda sıfırdan küçük değil sıfırdan büyük çıkması lazım. İkinci öncülüm yanlış. A sayısı sıfırla bir arasında bir basit kesir. B sayısı. Birden büyük bir kesirdir. Şimdi değerli arkadaşım A 0 ile 1 arasında bir sayı basit kesir olarak 1 bölü 2'yi düşünürsem B de birden büyükse sallayalım 4 düşünürsem 1 bölü 2 ile 4'ü çarptığında birden küçük çıkacaktır demiş. Hayır efendim ne münasebet birden büyük çıkmalıdır. Çünkü burada ama bir de bak burada birden büyük çıktı. Hocam ben buraya 1.1 alıp Burada iyi bir, sıfırla bir arasında bire yaklaştırıp bölürsen evet oradan da birden küçük çıkabilir. Ama ben ne arıyorum? Her zaman bir tane bile yanlış örnek bulursan bunun doğru olmadığını görmüş olursun. O zaman üçüncü öncülüm yanlıştır. Yalnız birle doğru seçeneğimizin de Adana olması gerekir. Anlaştık mı? Bence önemli, güzel bir soruydu. Neden olmasın karşımıza AYT sınavına gelmesin? Hemen bir diğer sorumuza bakıyorum. Bu da güzel bir soru. Bak buna da bir yıldız sorusu diyebiliriz. Anlıyor musun? Bugün biraz rahatsız kusura bakma ama önemli güzel sorular çözüyorum. Umarım bu soruların kıymetini anlıyorsundur. Haydi gel beraber inceleyelim. Neye bir tam sayı olmak üzere. neye sayısı 3 ile 300 arasında bir sayıymış. Ve logaritma 2 tabanında logaritma 2 üzeri n ifadesinin değeri pozitif bir tam sayıya eşittir. Buna göre n sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu ifadenin sonucu pozitif bir tam sayı olacakmış. Şöyle gösterelim. O zaman şöyle ele alırsak logaritma 2 tabanında logaritma 2 üzeri n ifadesinin sonucunun pozitif bir tam sayı olması için birincisi bu arkadaşın bir tam sayı olarak karşımıza gelmesi gerekir. Bu arkadaşı gel özel olarak şurada inceleyelim. Logaritma 2 üzeri n'nin bir tam sayı pozitif tam sayı olarak karşımıza gelmesi için bu n yerine yazabileceğim ifadeler bu tabandaki 2'nin kuvvetleri olmalıdır. Neler olabilir? 2 üzeri 1 olabilir. 2 üzeri 2 olabilir. 2 üzeri 3 olabilir. 2 üzeri 4 olabilir. 2 üzeri 5 olabilir. 2 üzeri 6 10. Nereye kadar? Dur bakayım nereye kadar? 2 üzeri 7 olabilir. 64, 128. Benim n neydi? 300'den küçük olacak. O zaman devam edebilirim. 2 üzeri 8 olabilir. 256 yapar ama 2 üzeri 9 gelmeyeceği bellidir. O zaman bu ifadelerin hepsi bu N yerine yazılabilir. Peki ben bunu yazdığımda eğer 2 üzeri 1 yazarsam logaritma 2 tabanında ne yapacaktır? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1'den birbirlerini götürür 1 gelir. 2 üzeri 2 yazarsam burası 2 olursa kuvvet başa geçeceğinden dolayı buradan 2 gelir. E buradan ne gelecektir? 3. Buradan ne gelecektir? 4. Buradan ne gelecektir? 5. Buradan ne gelecektir? 6. Buradan ne gelecektir? 7. Buradan ne gelecektir? 8 gelecektir. Peki değerli arkadaşım dikkatli düşün. Bu dakikadan itibaren buradan gelen sayılar logaritma 2 tabanının şu kısmı da yazılmayacak mı? Hangi kısmında? Şu yeşile yazılan kısma eğer logaritma 2 tabanında 1 gelirse tam sayı çıkmaz o zaman 1 veremem 2 gelirse birbirlerini götür tam sayı çıkar o zaman yine 2'nin kuvvetleri şeklindeki sayıları almayı 3 olmaz hocam 4 2'nin 2. kuvvetinden alabilirim 5 olmaz 6 olmaz 7 olmaz 8 2'nin 3. kuvvetinden dolayı alabilirim o zaman ben başlangıçta buradaki n sayısı yerine 2 üzeri 2 2 üzeri 4 2 üzeri 8 yazdığımda bu logaritma 2 tabanında logaritma 2 üzeri ne ifadesinin sonucunun bir pozitif tam sayı eşit olduğunu görürüm. O zaman neye verebileceğimi derler. 2 üzeri 2 artı. 2 üzeri 4 artı toplamları sorulmuş. 2 üzeri 8'de. 2 üzeri 2 4 2 üzeri şuraya hemen güzelce yazalım şurası 4 2 üzeri 4 16 2 üzeri 8 ise değerli arkadaşım 256 256 4 daha 260 16 daha 260 16 daha eklediğimizde 276 ile doğru cevabımı Edirne şöyle kırmızıyla işaretleyelim Edirne bulur dördüncü sorumuzda seninle beraber çözüm. Nasıl gidiyor? Anlaşılıyor mu? Aslında çok tatlı. Tam da ÖSYM kıvamında, tam da 2022 AYT'sinde karşına gelebilecek çok güzel sorular. Hem konu öğreten sorular hem de biraz klasmanından bir tık daha üstün sorular çözdüğümde kabul ediyorum bu arada. Geldim bu 5 soru AYT'nin de logaritma kısmının son 5. sorusuna. Hemen geldiğimize baktığımızda sorumuza olabilir sorusuymuş. X elemanıdır pozitif veya sayılarmış. Yuvarlak X verildiğinde içerisine yazılan X sayısından küçük olacak ama bunlar en büyük tam sayı. Atıyorum sallıyorum hayal etmen için soruyorum. İçerisine 7 yazıyorsan 7'den küçük en büyük tam sayı 6 gibi düşüneceksin. Eğer kare ya da kutu dikdörtgen X şeklinde verilirse X sayısından büyük olacak en küçük tam sayı olarak tanımlanıyormuş. Atıyorum içerisine 8 yazdıysan 8'den büyük en küçük tam sayı 9'dur. Bunun cevabı da 9 gelecek gibi düşünebilirsin. Şimdi bize verilen ifade kutucuk içerisine ne yazılmış? Logaritma 3 tabanında 5. Önce logaritma 3 tabanında 5'in hangi tam sayı arasında olduğunu ya da ondalıklı olarak hangi iki tam sayı arasında ya da nasıl tarif edebileceğimi bulmam lazım. Logaritma 3 tabanında 5. Değerli arkadaşım. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsan şöyle yapacaksın. Bir öncesi ve bir sonrası. Öncesindeki bir tam sayı, çıktığı tam sayıya bakacağım. Sonrasındaki çıktığı tam sayıya bakacağım. Nasıl bakılır? Şöyle bakılır da logaritma. İyi izle. Logaritma 3 tabanında yazılır önce. Logaritma 3 tabanında yazdım. Bir 5'ten küçük 3'ün kuvveti olarak yazabileceğin ilk sayı 3 üzeri 1'dir. Bir de 5'ten büyük 3'ün kuvveti olarak yazılabilen ilk sayı yazılır. Yani 5'ten büyük 3'ün kuvveti olarak yazılabilen ilk sayı 3 üzeri 2'dir. O zaman logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1'in cevabı 1'dir. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2'nin cevabı 2 kuvvet başa geçtiğinden dolayı ve logaritma 3 tabanında 3'te 1 olduğuna göre bu ifadenin sonucu da 2'dir. O zaman logaritma 3 tabanında 5 sayısı 1 ile 2 arasında bir sayıdır. Yani 1 nokta küsuratlı bir sayıdır. Şöyle yazsa 1 nokta küsuratlı bir sayı olduğunu biliyorum ben logaritma 3 tabanına 5'in. Peki kutucuk x şeklinde verildiğinde 1 nokta küsuratlı sayıdan büyük olacak. Yani 1 nokta küsuratlı sayıdan büyük olan sayılar 2, 3, 4, 5. Çünkü tam sayılar bunların içindeki en küçük tam sayı ise ne olmalıdır? 2. Çok güzel. O halde buradan gelecek sonuç 2. 2 ile neyi toplarsam 4 çıkar? 2. O zaman sen yuvarlak x'in de 2 olduğunu gördün. Yani yuvarlak x'in sonucunun ne çıkması lazım? 2 çıkması lazım. O zaman öncüllerime bakacağım. Hangileri sonucu 2 çıkar bunun karar vereceğiz logaritma 3 tabanında 10 önce şunu yazalım hocam logaritma 3 tabanında 10 hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsam 10'dan küçük 3'ün kuvveti olarak yazılabilen ilk sayı 3 üzeri 2'dir 10'dan büyük 3'ün kuvveti olarak yazılan ilk sayı da 3 üzeri 3'tür hocam bak buradan sonuç 2 gelir hocam bak buradan sonuç 3 gelir o zaman 3 tabanında 10 2 ile 3 arasındadır bu neyin içerisine girecek Yuvarlan. yuvarlanan içerisi içerisine yazılan sayıdan küçük en büyük tam sayı burası 2 nokta küsuratlı bir sayı ya 2 nokta küsuratlı bir sayı sayıdan küçük. En büyük tam sayı 2'dir. Çünkü senin 2.6 gibi düşün. 2.6'dan küçük tam sayıları yaz desem 2, 1, 0 diye gider. Bunların içerisinde en büyük tam sayı 2'dir. E ben sonucu 2 ara arıyordum. O zaman birinci öncülüm doğru olması gerekir. Anlaştık mı nasıl incelediğimi? Yani gerçekten de çok güzel bir soru olmuş. Geldim hemen buraya. Zaten bunun sonucu belli hocam. Logaritma 2 tabanında 8 demek. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 demektir. E kuvvet başa geçer. 3 çarpı logaritma 2 tabanını 2'den buradan cevap 3 gelir. Dur bitmedi. Yuvarlığın içerisinde 3 yazdığında 3'ten küçük en büyük tam sayı kaç eşittir? 2. O zaman bu da oldu. İkinci öncülüm de doğrudur. Anlaştık mı nasıl incelediğimi? Geldin son üçüncü öncülüme. Logaritma 5 tabanında 15. Senden hemen şunu yapmanı istiyorum. Logaritma 5 tabanında 5'in kuvveti şeklinde yazalım. 15'ten küçük x sayıyı yaz. 5 üzeri 1 demektir. Logaritma 5 tabanında 15'te. Logaritma 15'ten e, büyük 5 tabanında yazılabilecek en büyük ikinci sayı yaz. Yani bu birinci olsa bu ikinci olsun. Yani 5 üzeri 2. 25 15'ten sonra ilk yazılabilecek 5'in kuvveti olan sayıdır. Buradan cevap 1 gelir. Buradan cevap 2 gelir. O halde logaritma 5 tabanında 15 1 nokta küsuratlı bir sayıdır. Eğer sen yuvarlağın içerisine 1 nokta küsuratlı bir sayı yazarsan 1 nokta küsuratlı sayıdan küçük olacağına göre o zaman 1 0 -1 diye geçecek. en büyük tam sayı kime eşit olmalıdır? 1'e eşit olmalıdır. Yani bunun sonucundan 1 geliyor. Halbuki ben sonucun ne çıkmasını istiyordum? 2. O zaman 3. öncülümün yanlış olması gerekir. Hangileri doğru olabilir? demiş. Bir ikiyle. Doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekir. Bu soruyla da beraber seninle beraber 5 soruda AYT logaritma serisinin sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha fazla karşısına gelmesini istiyorsan artık biliyorsun. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilsen abone olmayı, zil sesini açmayı unutma. Çünkü bu tarz içerikler daha fazla gelsin diyorsan... E bunları yapalım. Bak hasta hasta senin karşına gelmeye çalıştım. Senin karşına 5 tane soruyu tam da ÖSYM kıvamlı soruları getirmeye çalıştım. Tamamdır değerli arkadaşım ben her zaman kapatıyorum. Senin görevin verimli bir şekilde dersine çalışmak. Benim görevim senin işine yarayacak içerikleri senin karşına getirmek. Bir sonraki 5 sorudaki serimizde görüşmek üzere. Kendine iyi davranman dileğiyle. Hoşçakal.